Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Hakka Suresi 1-17. ayetler arasını değerlendireceğiz. Bu sure Mekki surelerden ve muhteva itibariyle de kıyamet ve ahiretle alakalı. Burada Allahu Teala şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. El-Hakka. El-Hakka kıyametin isimlerinden, vuku muhakkak olan, mutlaka gerçekleşecek olan. Mel hakka nedir hakka? Ve ma edrake mel hakka, hakkanın ne olduğunu bildin mi? O nedir? Ve ardından bununla alakalı açıklamalar geliyor. Kezzebet semudu ve adun bil gari'a. Semud ve ad kari'ayı yalanladı. Kari'a malum sure isimlerinden birisi. El-Gari'a, Mel-Gari'a ve Me-Edrake Mel-Gari'a. Orada da benzeri bir üslup var. Kari'a. Nedir o Kari'a, bildin mi? Ve devamında da kıyametin kopacağı, insanların saçılmış kelebekler gibi olacağı, dağların atılmış yünler gibi olacağı orada anlatılıyor. Dolayısıyla burada sadece isim olarak geçen Kari'a, yani dehşetiyle kalplere korku salacak olan kıyamet isim olarak Kari'a ismiyle ifade ediliyor. Kur'an'ın başka yerinde ise müstakil bir surede bununla alakalı bilgi veriliyor. Femme Semud'u, Semud kavmine gelince. Semud kavmi Hazreti Salih'in kavmi. Feuhliku bit tagiye, onlar tagiye ile, yani her şeyi kuşatan, her şeyi içine alan dehşetli bir azab ile helak edildiler. Ve ma'at, Ad kavmine gelince, feuhliku bir rihin sarsarın atiye, onlar da gayet şiddetli, önünde durulmaz bir rüzgarla helak edildiler. Sahharaha aleyhim, Allah o rüzgarı onların üzerine musallat kıldı. Seb'a leyalin ve semaniyete eyyam. 7 gece, 8 gündüz onların üzerine ard arda o rüzgarı gönderdi. Husume, peş peşe, yani bir kesinti olmaksızın dalga dalga o rüzgarı onlara gönderdi. Feteral gavme fiha sar'a, sen kavmi orada bulundukları yerde yere yıkılmış olarak görürsün. Kennahum, sanki onlar acazu nahlin haviye, sanki içi boş kof hurma kütükleri haline geldiler. Fehel tera lahum min bakiye, onlardan geriye kalan biri görebiliyor musun? Yani hepsi helak olup gittiler. Değerli izleyenlerim, burada Allahu Teala Ad kavminin helak manzarasını bize tasvir ediyor. Malum rüzgar Allah'ın emrine amade, her şey Allah'ın emrine amade. Göklerin ve yerin bütün orduları Allah'ın. Allahu Teala dilediği zaman rüzgarı bir azap kamçısı olarak da kullanıyor. Normalde rüzgar yeryüzünde hayatı devam ettiren unsurlardandır. Her tarafta rüzgarlar eser ve bu rüzgarların neticesinde bereketli yağmurlar gelir. Ve insanlar bu rüzgar sayesinde rahat nefes alırlar ve yeryüzünde boğulmaktan, sıkılmaktan, daralmaktan kurtulurlar. Ama Allahu Teala bazen unsurları azap içinde kullanıyor. Haddi aşan kavimlere bu şekilde hadlerini bildiriyor. İşte normalde biz yerin üstünde rahat bir şekilde yaşıyoruz. Ama gün geliyor, yerin üzerinde günahlar arttığında adeta yeryüzü üzerinde işlenen günahlardan omuz silkmeye benzer bir şekilde depreniyor ve titriyor. Bunun neticesinde bazen on binlerce, bazen yüz binlerce insan hayatını kaybediyor. Benzeri bir şey rüzgar unsuruyla alakalı. Rüzgar bizleri ferahlandırıyor, serinletiyor. Yağmura vesile oluyor, bu noktada çok büyük hizmetler görüyor. Ama yeri geldiğinde de bir kısım kavimlerin helaki için rüzgar kullanılıyor. Ad kavmi bunun en tipik örneklerinden. Bunlar haddi aşmışlar. Hazreti Hud, onların peygamberi, peygamberlerine karşı gelmişler.
ve günahlara daldıkça dalmışlar. Bunun neticesinde çok şiddetli bir rüzgarla, önünde durulmaz, ard arda dalga dalga gelen bir rüzgarla bunlar helak ediliyor. Ve bunların helaki ayette nazara verilirken, sen diyor o kavmi bulundukları yerde yıkılmış vaziyette görürsün. Yani ayakta kimse kalmıyor. Herkes yere yıkılmış vaziyette ve içi boş kof hurma kütükleri gibi. Yani her biri yığılıp kalmış. O şekilde yerdeler. Fehel tera lehum min bakiye, onlardan geriye kalan herhangi birini görebilir misin? Yani geriye kimse kalmadı. Hepsi toptan helak edildiler. Ve ca'e firavnu ve men qablehu vel mu'tefikat bil hati'em. Firavun ve ondan öncesi ve mu'tefikat, bunlar da çok büyük hata ile, buradaki hati'e şirk tarzında günahlarla, onlar da o şekilde geldiler. Fa'asav rasule rabbihim, Rablerinin elçisine isyan ettiler. Fa'ahazahum ahzeten rabiye, o da Allah da onları çok kuvvetli bir şekilde, şiddetli bir şekilde tuttu, yakaladı. Burada Firavun ve ondan öncesi, bir de mütefikat, bunların Allah'a şirkle gelmeleri ve bunun neticesinde helak edilmeleri, peygamberi dinlemeyip isyan etmeleri ve Allahu Teala'nın şiddetli bir yakalayışla bunları yakalaması. Firavun ki ben Rabbinizim diyen, kendini halkına Rab olarak takdim eden, karşısında milleti rüküya secdeye vardıran despot bir zalim. Ama neticede kendisi ve kendine tabi olanlar hepsi suda boğulup gittiler. Ve ondan öncekiler, burada ondan öncekiler derken artık evvelinde benzerine kadar zalimler gelmişse, bunlar da yine taraf ilahiden helak edildiler. Bir de mütefikat. Mütefikat, Hazreti Lut'un kavminin yaşamış olduğu beldeler. Sodom, Gomorre gibi onların yaşamış olduğu beldeler. Ve bu gerek Kitab-ı Mukaddes'te, Tevrat'ta, gerekse Kur'an'da anlatıldığı üzere çok dehşetli bir şekilde helak ediliyor. Bunlara mütefikat denilmesi, beldelerinin yukarıya doğru kaldırılıp ardından aşağıya bırakılması, yüzüstü aşağıya bırakılması. Cebrail aleyhisselam Allahu Teala'nın ona verdiği güçle onların beldelerini yukarıya kaldırıyor, ardından da aşağıya doğru alabora ediyor ve bu şekilde onlar helak oluyorlar. Öte yandan kendilerine gökten taş yağdırılıyor. Femtarna aleyhim matara, üzerlerine taş, yağmur gibi taş yağdırdık. Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde bu durumları anlatılıyor. İnne lemma tagal ma'u, gerçekten biz su tuğyan ettiğinde, sular her tarafı böyle kuşattığında, yükseldiğinde, hamelnakum fil cariye, sizi cariyede taşıdık. Cariye, akıp giden gemi anlamında, Nuh'un gemisinde sizleri taşıdık. Linecealeha lekum tezkira, onu size bir öğüt kılalım diye böyle yaptık. Ve ta'iyehe üzünün va'iye, ve anlayan kulaklar da bundan anlasın, bundan ders alsın diye böyle bir olayı gerçekleştirdik. Burada da başka bir durum anlatılıyor. Nuh kavmi. Hazreti Nuh kavmine Allah'ın dinini 1000 yıl kadar anlatıyor. İşte tufan oluncaya kadar 950 sene kavmi içinde kalmış, Allah'ın dinini anlatmış. Ama kabul etmiyorlar. Küfürde, dalalette ısrar ediyorlar. Bunun neticesinde Allahu Teala onların tuğyanlarına ceza olarak gökten ve yerden su unsurunu harekete geçiriyor. Gökten devamlı şiddetli yağmur yağarak, yerden de sular fışkırarak sular her tarafı istila ediyor. Ve bunun neticesinde sadece ve sadece Nuh'un gemisine binenler kurtuluyor. Burada biz onları kurtardık demek yerine sizi o gemide taşıdık denilmesi, sonraki gelen nesillerin
o gemidekilerin evlatları, torunları olmasından dolayı. Yani bu açıdan baktığımızda onlara olan nimet bizim için de nimettir. Çünkü Hazreti Nuh insanlığın ikinci atası kabul edilir. Eğer tufan olayı yeryüzünün tamamını kuşatmışsa veya en azından insanlar o zaman belli bir bölgede o bölgenin tamamını kuşatmışsa sonraki nesiller gemidekilerden gelmiş oluyor. Ve günümüze kadar da o gemidekilerin torunları dünyanın her tarafına intişar ederek devam edip geliyor. Böyle olunca böyle dehşetli bir olayda, her tarafı kuşatan bir tufan olayında gemideki insanların kurtarılması sonraki nesiller için de bir nimettir. Çünkü onlar da bu şekilde var olma nimetini tatmışlardır. Yoksa tufan ile bütün insanlık helak edilseydi sonraki nesiller gelmeyecekti. Ve bunu size bir öğüt kıldık diyor Cenab-ı Hak. Çünkü bizler şu anda da Nuh tufanını tezekkür ediyoruz. Ve zaman zaman bazı bölgelerde sular kabardığında, bir bölge su altında kaldığında küçük bir Nuh tufanı diyoruz. Bu ülkemizde de bazen yaşanıyor. Dünyanın başka yerlerinde de yaşanıyor. İşte belki 4-5 yıl önce Amerika'da koca bir şehir sular altında kalmıştı. Daha evvelinde tsunami tarzında olaylar yine uzak doğu ülkelerinde, değişik yerlerde yaşandı ve benzerleri de yaşanmaya devam ediyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim tufanı anlatırken aslında günümüze de mesaj veriyor ve emsalinin her zaman olabileceğine dikkat çekiyor. فَاِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Sura tek bir nefha ile üfürüldüğünde. Sur, tabii keyfiyetini bilemiyoruz ama anlatıldığı şekliyle, kitaplarda anlatıldığı şekliyle adeta bir borazan misali. Buna görevli olan melek İsrafil aleyhisselam. İsrafil aleyhisselam işte sura bir defa üfürdüğünde, birinci üfürüşünde artık yeryüzünde kıyamet kopmuş olacak. Kıyametin nevileri var. Kıyameti sura, kıyameti vusta, kıyameti kübra. Yani küçük kıyamet, orta kıyamet, büyük kıyamet. Küçük kıyamet insanın kendi ölümü. Orta kıyamet bir milletin tarih sahnesinden silinmesi. İşte Ad kavmi, Semud kavmi gibi kavimler toptan helak edilmişler. Onların kıyameti gelmiş bu şekilde. Veya Nuh kavmi gemiye binenler dışında helak ediliyor. Bu da yine onların kıyameti durumunda. Bir de koca dünyanın kıyameti. Nasıl ki insan bir nefis sahibi zamanı geldiğinde vefat edecek, dünya dahi büyük bir insan hükmünde zamanı geldiğinde o da vefat edecek. Dünyanın ölümüne kıyamet diyoruz. İşte kıyamet için sura bir defa üfürüldüğünde ve humiletil ardu vel cibalu, arz ve dağlar yüklenilip kaldırılıp fedükkete dekketen vahide, tek bir çarpışla bunlar çarpıldığında. Yani nasıl ki mesela kazalar oluyor. Kazalarda bir çarpışmanın çok büyük bedeli oluyor. Veya bir deprem oluyor. Bir sarsılmayla bir şehir helak oluyor. İşte kıyamet koptuğunda da yer ve yerin üzerindeki dağlar alabora olacak. Her şey böyle alt üst olacak. Bunun neticesinde daha önce dağ olarak gördüklerimiz kaybolup gidecek. Ve suyiratil cibalu fekanet seraben. Dağlar artık yürütülmüş bir serap halini almıştır. Yani diyelim Ağrı Dağı, Türkiye'deki en büyük dağ. İnsanlar Ağrı Dağı'nı görürlerken kıyamet koptuğunda dağın yerinde yerler esecek. Ve un ufak hale gelecek. Ve böylece yeryüzü tamamen düzlenecek. Fe yevme izin, işte o gün vakatil vakıa, vakıa meydana gelmiştir. Malum Kur'an-ı Kerim'deki surelerden biri de Vakıa suresi. Kıyametin vuku itibariyle, vuku kesin, mutlaka meydana gelecek. Bu açıdan kıyamete vakıa deniyor. Yani vakıa olay anlamında ama el vakıa olarak kullanıldığında bu kıyametin isimlerinden bir isim. Çünkü kıyametin kopması en büyük bir vakıadır. وَنْشَكَّتِ السَّمَاءُ, ve sema inşikak eder,
Sema o zaman yarılır. Fehiye yevme izin vahiye, artık o gün sema çökmüş vaziyette, çok gevşek, sarkık bir vaziyettedir. Mesela insanın evinin tavanı seması hükmündedir. Diyelim ki bir deprem olduğunda artık tavan da çöküyor, her şey alt üst oluyor. Kıyamet koptuğunda artık sema alemi, yani dünyanın seması, o yukarı alem, bunlar da dağılacak ve oralarda tamamen çökmeye müstait bir hale gelecek. Vel meleku ala ercaiha, ve melekler o zaman, bununla alakalı melekler o zaman artık semanın köşelerindedir, etrafındadırlar. Ve yahmilu arşe rabbike fevgahum yevme izin femaniye. O gün Rabbinin arşını onların fevkinde, o meleklerin fevkinde 8 tanesi taşır. Burada tabi Rabbinin arşı ve 8 meleğin onu taşıması ne demek? Bunlar Kur'an'ın müteşabihatından. Mesela bir hükümdarın arşı denildiğinde ülkeyi idare etmesi anlaşılır. İşte o tahtına oturur, ülkeyi idare eder. Ve rivayete göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şu anda arşa görevli 4 büyük melekten bahsediyor. Bugün diyor 4'tür ama kıyamet koptuğunda buna görevli meleklerin sayısı 8 olacaktır. Tabi bundan murat ne? Tefsirlerde epey açıklamalar yapılmış ama müteşabihattan olduğundan son sözü söyleyebilmek pek de kolay görülmüyor. En azından şu manaya da dikkat çekilmiş. Bundan sonrasında anlatılacağı üzere artık insanlar Allah'ın huzuruna sevk edilecek ve amel defterlerini alacaklar. Burada bir sultanın mürafaa için, halk arasında işte adaletin tesisi için mahkemeyi kurması ve o mahkemede haşmetli bir şekilde yerini alması, bunu tasvir eden bir ifade olarak da ayet-i kerime değerlendiriliyor. İşte değerli izleyenlerim, görüldüğü üzere bu Hakka suresinin başında Allah-u Teala önce kıyametin vukuuna dikkat çekti. Bu mutlaka tahakkuk edecek, gerçekleşecek. Ardından küçük kıyamet veya orta kıyamet diyebileceğimiz, işte dünyada ahireti inkar eden bir takım kavimlerin helak edilmesi. Bunlar dünyadayken kendi kıyametlerini yaşadılar. Fert olarak öldüler, toplum olarak da ortadan kaybolup gittiler. Tabii bu kaybolup gitmeleri kendilerinden değil, taraf ilahiden cezalandırıldılar. İşte Ad kavmi, Semud kavmi, Nuh kavmi, Firavun ve Lut kavmi, bunlar misal olarak verildi. Bunlar taraf-ı ilahiden cezalandırıldılar. Dünyada bu şekilde cezalarını çektiler ama bununla iş bitecek mi? Hayır, bununla iş bitmeyecek. Bunun devamında artık kıyamet kopuyor. Kıyametin kopmasından sonra artık Mahkeme-i Kübra açılacak ve Mahkeme-i Kübra'da bunlar dünyada yaptıklarının hesabını verecekler. Tabi bu sadece onlar için bir hesap verme günü değil, Mahkeme-i Kübra bütün insanların amellerinin karşılığını göreceği bir mahkeme olacak. O büyük mahkemede herkes yaptığının karşılığını görecek. Cenab-ı Hak bizleri dünyadayken sırat-ı müstakim üzere olan, diğer alemde de sırattan kolaylıkla geçen, cennete kabul edilen bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.